Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail-Filistin Savaşı son durum. Hamas'ın İsrail'e Aksa Tufanı adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından Filistinli gruplarla İsrail arasındaki çatışmalar 8. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik kara harekatı hazırlıkları devam ederken Başbakan Netanyahu, Gazze sınırında İsrail askerleriyle bir araya geldi. Sınırda açık tehdit mesajı veren Netanyahu, "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Bir sonraki aşama geliyor." ifadelerini kullandı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2215 Filistinli vefat ederken, Hamas'ın saldırılarında ise 1300 İsrailli öldü. Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın sızdığı ve ele geçirdiği 8 noktayı da geri alamadı. İsrail'in sınıra 300 bin asker yığdığı Gazze'de kara harekatının her an başlaması bekleniyor. İsrail ordusu abluk altındaki Gazze şeridine yönelik hava, deniz ve karadan koordineli saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. İsrail-Filistin çatışması konusunu ele almak için Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri bir araya gelecek. İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 235 kişi artarak 2450'ye yükseldi. Ürdün, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kalan Gazze şeridindeki Ürdün Sahra Hastanesi'nin çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze'nin güneyine tekrar su verilmeye başlandığını söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, acil durum hükümetinin ilk kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Hamas bizim parçalanacağımızı düşünüyordu ama Hamas'ı biz parçalayacağız." dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.